Bir defa en kötü şey yemeğinizi yalnız yemektir. Bir sohbet olması lazım. Yemek üstüne konuşmanız lazım. Ya da yemek üstüne konuşmasanız da küçük dedikodular yapmanız lazım. Şimdi konuşacak kimse yok. Müziğimi açıyorum. Yemeğimi yiyorum. Bitiyor. Halbuki yemek benim için kutsal bir çabadır ve onun uzayıp gitmesi lazım. Maalesef şansı 40 yıl yaşadıktan sonra şimdi kaybettik. Bir dahaki sefer inşallah. Eğer ben bu işi, kültürü mutfak kanalıyla öğreneceksem tüm tatları bilmem lazım. İğrenmeyi bir kenara atıp onları da tadına bakmam. Mesela çekirge yedim, galeteye benziyordu. Karınca yedim, ekşi bir tadı vardı. Timsah kuyruğu yedim, tavuk eti gibiydi. Türkiye mutfağının ne kadar zengin, ne kadar heyecanlı, ne kadar lezzetli olduğunu öğrendim. Uzun yıllar Atlas dergisinde ismi Türkçe olmayan ne muhabir ne foto muhabir kullandım. Çünkü desinler ki ulan bak Ahmet kutuplara gidiyormuş. Biz de gidebiliriz. Ahmet de bizim gibi bir Türk. Ya yani George yazsam oraya ulan zaten onlar gidiyor. Irkçılık yaptım bir süre. Dedim ki Türk'ten başkası buraya yazı yazamaz, fotoğraf koyamaz dedim. Gazeteciler Cemiyeti'ne şu mesajı gönderiyorum. Ben öldükten sonra beni müzeye koysunlar. Tam müzelik oldum. Her şeyi biliyorum çünkü. Mehmet Bey, iyi döner nasıl anlaşılır? Saçma sapan bir cevap vereceğim. Lezzetinden anlaşılır. Adım soyadım Mehmet Yaşın. Yaşımı söylemesem mi acaba? Söyleyin. 70 plus. Doğduğum yer Ankara. Nüfusa kayıtlı olduğum memleketim Sivas. Ama ben 65 yıldan beri aralıksız İstanbul'da oturuyorum. Ben artık sordukları zaman kendimin İstanbullu olduğunu, çünkü bir sürü kuşak İstanbul'dan daha eski İstanbullu. 5-6 yaşında İstanbul'a geldim Malatya'dan. İlkokul 1. sınıfı Malatya'da okudum. Yani ilk harfleri Malatya'da öğrendim. İstanbul'a geldiğimde şivem çok bozukmuş. Anadolu şivesi, Malatya şivesi. Okulda ve mahallede çocukların benimle alay ettiklerini hatırlıyorum. Ağlıyordum. Şive konusunda bilmediğim için niye benimle alay ediyorlar diye anneme babama şikayet ediyordum. Sonra hem şivem düzeldi hem de arkadaşlarımla aram düzeldi. Gazetecilik hayalim yoktu. Benim bütün hayalim iç mimar olmaktı. Beşiktaş'taki Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimar tahsili yapmak istiyordum ama maalesef ki yetenek sınavını geçemedim. Sonra üniversitede de sosyolojiyi kazandım. Sosyoloji eğitimini zorla aldım. Yani üniversiteye gitmek için aldım. Sonra orada okumak için de bir işe ihtiyacım vardı. Babamın parası falan yoktu. Dünya Gazetesi'ne torpil buldum. Dünya Gazetesi'nde gece düzeltmen olarak, bizim zamanımızda müsahih diyorlardı. Gece düzeltmen olarak girdim. Sonra gece muhabiri oldum Hürriyet Gazetesi'nde. Tabii Ortaköy'de yetişmenin verdiği sertlik de bana o muhabirliği kolayca yapmamı, daha dayanıklı olmamı öğretti. Ya ben mesela ilkokulda kaldığımda babam hep çeşitli işlere verirdi. Bir kaldığımda demirci Rupe'nin yanına verdi. Ben demir dövmeye başladım. Bir kaldığımda Ortaköy Eczanesi'ne verdi. Çıraklık yapmaya, ilaç, o zaman ilaç yapılırdı. İlaç yapmaya başladım. Tüm bunlar bana bir birikim yarattı. Yani ben onlar biriksin de ben gazeteci olayım diye yapmadım onu. Tembelliğimin verdiği nedenlerden de yapmak zorunda kaldım. İyi ki de yapmışım. Doğan Hızlan'la birlikte Hürriyet Yayınları vardı o zamanlar. Ben oraya ansiklopedi maddeleri yazmaya başladım. Her maddeden belli bir para alıyorum. Para da maddede kullandığın kelime sayısı kadar oluyordu. Ben de uzatabildiğim kadar uzatıyordum. Lüzumsuz kelimeler koyuyordum ki bana iyi para versinler diye. Sonra tekrar gazeteci oldum. Çeşitli işte gazete yönetiminde, yazı işlerinde, editör olarak, yayın yönetmeni olarak çalıştım. 20 sene sonra dergicilik sektörüne geçtim. Atlas dergisini yaptım. Türkiye'nin en başarılı dergisi oldu. Aydın Doğan'a bir kitap şirketi kurdum. Doğan Kitap diye. Orada bir sürü yazar, Türk okuruyla yazarları
tanıştırdım. Sonra televizyonculuk başladı. Bütün Anadolu'yu gezmeye başladım. Medyada girip çıkmadığım boya kalmadı. Bir tek radyoculuk yapmadım. Gazeteciler Cemiyeti'ne şu mesajı gönderiyorum. Ben öldükten sonra beni müzeye koysunlar. Tam müzelik oldum. Her şeyi biliyorum çünkü. Saddam'ı en yakın gören, yani 1-2 metreden 36 kare, o zamanlar filmdi, fotoğrafını çektim. Tam karşısına oturdum. İslam konferansıydı. Onun geleceği bilinmiyordu. Ben de koridorlarda dolaşıyordum. Birden bir telaş oldu. Orada bulunanları salona alıp kapıları kilitlediler. Meğer Saddam ve o idam edilen bütün ekip ön sıradaydı. Benle beraber birkaç gazeteci, yabancı gazeteci içeride kaldılar. Epey heyecanlandım fotoğrafları çekerken. Sanıyorum Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinde siyah beyaz o fotoğraflar duruyor. Uzun yıllar Cumhuriyet Saddam'dan haber vereceği zaman benim fotoğraflarımı kullandı. Cepheye gittik, cephede yolumuzu kaybettik. İran tarafına doğru gittik. Ben bir yerde 400 ölü gördüm. Ben hayatımda tek ölü görmüş bir adam değilim. Fotoğraf vizörünün arkasında baktığın zaman onlar sana ölü gibi gelmiyor. Poz veren bir oyun gibi geliyor. Hatta ben bir tanesinin elinde patlamış bir el bombası aldım. Şimdi evimde hala duruyor ve içine çiçek koyuyorum bu patlayan yere. İnsan o kadar gaddarlaşabiliyor bu ölüler karşısında. Savaş muhabirliği zor çünkü hijyen diye bir şey yok. Bir de sıcak 50 derece 60 derece böyle şeyler. Lanet ediyorsun. Sonra dönünce de kaşınmaya başlıyorsun. Tekrar gitsem diye. Bunları tecrübe ettim, bir daha gittim savaşa. Sonra uzun yıllar seyyahlık yaptım. Dünyanın dört bir yanını gezdim. Yani görmediğim ülke sayısı gördüklerimden daha azdır. Çok ilginç yemekleri tattım. Bu akşam mini çiğ börekler. Dilber Hanım hatırımızı kırmadı, isteğimizi yerine getirdi. Bize içi bol kıymalı çiğ börekler yaptı. Minik minik çiğ börekler. İnşallah geceyi rahat geçireceğiz. Gittiğim yerlerdeki kültürü çözebilmek için mutfaklarını öğrenmem lazım. Mutfak bütün uçlarını ele veriyor. Ana caddelerdeki lokantalarda değil de arka caddelerdeki lokantalarda yemek yemeye başladım. Çünkü gerçek hayat arka caddelerde. Dilini bilmediğim yerlerde çizgi çizerek ısmarlamalar yaptım. Vietnam'da olduk. Yemek söyleyeyim dedim. Vietnam'da Latin harfi yok. Bir şeyden baktım beni de. Hiçbir şey anlamıyorum. Şunu dedim. Bana geldi yılan. Tabii yiyemedim yani. Eğer ben bu işi, kültürü mutfak kanalıyla öğreneceksem tüm tatları bilmem lazım. İğrenmeyi bir kenara atıp onları da tadına bakmam lazım. Mesela çekirge yedim. Galeteye benziyordu. Karınca yedim, ekşi bir tadı vardı. Timsah kuyruğu yedim, tavuk eti gibiydi. Balina eti yedim, ayı eti yedim. Bunların içinde köpek, akrep yok. Bir de hamam böceği yok. Bunlar iğrendiğim, korktuğum hayvanlar. Köpek zaten hayal bile edemiyorum bir köpek etini masaya konduğunu gıda olarak. Böyle böyle başladı. Başladıkça bunun teorisini de kapmak gerektiğini şey yaptım ve kendime çok geniş bir gastronomi kitaplığı kurdum. Bazı şeylerin peşine düştüm. Bütün Anadolu'yu 3 kere dolaştım. Türkiye mutfağının ne kadar zengin, ne kadar heyecanlı, ne kadar lezzetli olduğunu öğrendim. Ve de bu öğrendiklerimi hem gazetedeki yazılarımla hem de televizyon programlarımla aktardım. Kendime bırakmadım. Ben şunu söyleyebilirim ki Atlas dergisiyle ben Türk insanının tatil anlayışını değiştirdim. Hiç buna mütevazı olmak istemiyorum. Öyle yaptım çünkü. Dağa tırmanmanında, ormanda yürümeninde, bisikletle yola çıkmanında, çadırda yatmanın da tatil türü olduğunu. Tatil demek güneşin altında yatmak demek değil. Sadece denize girmek de değil. Uzun yıllar Atlas dergisinde ismi Türkçe olmayan ne muhabir ne foto muhabir kullandım. Çünkü desinler ki ulan bak Ahmet kutuplara gidiyormuş.
biz de gidebiliriz. Ahmet de bizim gibi bir Türk. Ya yani George yazsam oraya lan zaten onlar gidiyor. Irkçılık yaptım bir süre. Dedim ki Türk'ten başkası buraya yazı yazamaz, fotoğraf koyamaz dedim. 10 yıl sürdü o ırkçılığı. O sayede bir sürü genç fotoğrafçı arkadaşımız yetişti, yazar yetişti. Bir sürü arkeolog dergimiz için çalıştı. Parapantlarla gökyüzünden Türkiye'yi gezdik. Yoktu parapant, biz gittik İtalya'dan aldık. Pervanesi kırıldı, buradaki bir marangoza yaptırdık. Yani böyle olumsuzluklar, yokluklarla bu dergiyi en çok satan ve en iyi dergi yaptık. Ben çok gezdiğim için durmadan bana telefon ediyorlardı. İşte ya biz şuradayız, nerede yemek yiyelim? Biz şuradayız, nereye gidelim, ne yiyelim filan. En son Güler Sabancı Van'dan telefon etti. Mehmetçiğim nerede yiyeyim Van'da diye. Şimdi her tarafta bilmiyorum tabii. Demek ki dedim böyle bir şeye ihtiyaç var. Guide programa. Hemen bir yarım sayfa şey yazdım. Ferhat Boratav, CNN'in genel yayın müdürüydü o zamanlar. Ona götürdüm. Ferhat dedim bak şöyle bir şey aklıma geldi. Bak bakalım aklınıza yatar mı, yapar mısınız diye. Döndüm, oturdum, yerime oturdum. Biraz sonra telefon Ferhat Boratav. Hadi dedi yarın yola çıkıyorsun. Ya ne yolu ben bilmem, televizyonu bilmem, şeyi bilmem. Yok yok dedi, ben sana iki tane usta kameraman, bir de yönetmen vereceğim. Onlar seni idare edecekler. Hayatımda kamera karşısına geçmemişim. Korkuyorum da beceremezsem diye. Çünkü ben her yaptığım işi becerdim. Ve en iyisini yaptım. Ulan dedim burada bir televizyon artisti olacağız diye şeyimiz lekelenmesin. Neyse yola çıktık. Çıkış o çıkış ve gerçekten de çok başarılı bir program oldu. Aldı yürüdü. Sonra tabii ki başarılı programların taklitçileri vardır. Ben taklit edildikçe hoşuma gidiyordu. Demek ki başarılı bir şey yapıyorum. Tabii bunu en sonda Cem Yılmaz da pekiştirdi. Çünkü Cem Yılmaz gibi kıymetli bir sanatçının ağzına düşmek kolay bir şey değil. Onun da ağzına düşünce çok hoş beni izlemiş, çok iyi değerlendirmiş. Kendisine sordum, beni gece gündüz izlemiyorsun değil mi diye. Öyle öyle bugüne geldik işte. Vedat zaten genellikle adalarda büyümüş. En iyi lokantaları çok küçük yaşlarda keşfetmiş. En nadide lezzetleri küçük yaşlarda tatmış. Dışarılarda bir takım şarap, viski, yemek eğitimleri almış. Onun için Vedat Türk mutfağını bilmez. Yani çok bilmez. Yeni yeni öğrendi zannediyorum. Doğal olarak kendisinin daha iyi bildiği sahalarda oynuyor. Mesela bir istakoz hakkında onun gibi ince bir yorum yapamam. Ama bir kebabı da çok iyi anlatır. Bir su böreğini benden iyi dünyada kimse anlatamaz. O da Anadolu'ya açılacaktı. Nelere dikkat etmesi gerektiğini Anadolu'da, ne yapması gerektiğini biraz ipuçları verdim. Hatta tam net bilmiyorum onu ama yani suçlamak gibi olmasın. Vedat Bey benim izimden bir süre gitti. Yani benim keşfettiğim lokantalarda şey yaptık. Kendi keşiflerini oluşturuncaya kadar. Şimdi ben de bazen ondan yararlanıyorum. Yani ben severim Vedat'ı. Vedat iyi bir arkadaşımdır. Vedat daha çok lezzet konusunda eleştiriler yapıyor. Tuzludur, tatlıdır, acıdır, pişmemiştir, bilmem ne yapmıştır gibi. O konularda çok eleştiriyor ve de sert eleştiriyor. Aslında lezzet sübjektif bir olaydır. Yani benim damağımdaki tat alıcılarla senin damağındaki tat alıcılar tamamen farklıdır. Şimdi böyle değişiklikler olunca senin sevdiğin yemeği ben sevmem. Hatta benim sevdiğim yemeği sen çok ekşi bulursun. Onun için bir yemeğin tadı konusunda bence parantezini açarak eleştiri yapmak lazım. Burada eleştirilecek şey yan yana gelen malzemeler doğru mu? Birbirlerini destekliyor mu? Birbirlerine lezzet veriyorlar mı? Pişme dereceleri doğru mu? Dış etkenleri eleştirebilirsiniz. Ya bu adam köfteyi mangalın üstünde çok tutmuş, kurutmuş. Bunu söyleyebilirsin. Bunları söyleyebilmek için de eleştirdiğin şeyin en iyisini yemiş olman lazım. Ki damağın bunun iyisinin ne olduğunu bilsin. Bilmeden eleştiremez. Biz yemediğimiz yemekleri daha iyi eleştiriyoruz. Benden sonra gelen kuşak çok sağlıklı yemek eleştirisinde bulunmuyorlar. Yemeği eleştirmek zor. Damak kütüphanenin çok geniş olması lazım. Koku önemli. Çünkü lezzet sadece damaktan alınmaz, burundan da alınır. Burnunun iyi koku alması ve koku
hafızanın çok kuvvetli olması lazım. Ben bazen lokantaya gittiğimde yemek geldikten sonra herkes fotoğraf çekiyor. Ben koklarım yemeği. Sonra not ederim. İçindeki malzemeler şunlar mı acaba diye. Sonra yerim. Yedikten sonra da not ederim. Sonra aşçıya giderim. Sorarım. Kaçta kaç tutturmuşum diye. Az tutturmuşsam kendimi başarısız bir adam olarak suçlarım. Ben böyle oyunlar da yaparım kendimi yetiştirmek için. Mehmet Bey, iyi döner nasıl anlaşılır? Saçma sapan bir cevap vereceğim. Lezzetinden anlaşılır. Sağ olsun izleyiciler. En ince noktaya kadar eleştiriyorlar. Ben de faydalanıyorum onlardan. Ben aynı gün 5 lokantada 3'er porsiyondan 15 porsiyon yemek yiyorum. Şimdi bunları yersem ölürüm. Onun için azar azar yiyorum. Azar azarı çok iştahlı yermiş gibi gösterip bir parça izleyiciyi kandırmaya değil de kışkırtmaya çalışıyorum. Yoksa her geleni yavaş yavaş kalıbıyla yersem zaten şey olmaz. İnsanlar çok ilgilenmezler. Belki zaman zaman abartıyor olabilirim. Çiğneme şeklimi, ağzıma atış şeklimi. Bilmiyorum kaç kişi eleştiriyor ama bana en çok gelen övgü de ne kadar güzel yediğim konusunda. Rahmetli Tuğrul Şavka'yla yediğimiz, çok net hatırlamıyorum ama Bursa'da bir İskender kebabı yerken yağ döküldü, üstüne tereyağı. Ben de Tuğrul'a dedim ki ya Tuğrul, damağım adeta çatladı dedim yani. Bu kadar güzel mi olur dedi. Tuğrul da ulan ne güzel laf dedi, bunu şey yapalım dedi. Sahiplen dedi. Olur dedim. Sonra hakikaten bazen bilerek, çoğunlukla da bilmeyerek damak çatlatan lezzet dediğim zaman o en üst düzey lezzettir. Onun için de artık çok sık kullanmıyorum bunu, az kullanıyorum. Ben 30 yıllık gazetecilikten sonra televizyonculuğa geçtim. Yani 30 yıl bir mürekkep kokusu kokladım. Ezildim, üzüldüm, gece yarılarına kadar çalıştım. Sağlığımdan oldum, kolesterolüm çıktı, bilmem ne falan. Yani bütün gençler zannediyor ki birdenbire oraya çökelim. Biz de hem yiyelim, hem gezelim, hem para kazanalım istiyorlar. Yapabilirler ama şimdiden başlayıp bir 25 yıl sonrayı düşünsünler. Bizim fakir yemeklerimizin çoğu vejeteryan yemeklerdir. Bizim dünya vejeteryanlarına bizim mutfağın nasıl bir lezzetli vejeteryan mutfağı olduğunu anlatmamız lazım. Türkiye dünyada en çok ot ve sebze kullanan ülke. Biz sebze deyince, ot deyince Ege geliyor aklımıza. Hayır, Doğu Anadolu daha çok kullanıyor. Karadeniz daha çok kullanıyor. Güneydoğu Anadolu daha çok kullanıyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanı, Orta Anadolu da dahil, çok güzel etsiz yemeklere sahip. Şimdi bir bunu tanıtmamız lazım. Benim aklıma içli köfte geliyor. Haşlama içli köfte. Kızartma biraz batılılara ağır gelebilir. Bizde çok var yani alt alta yazdığın zaman her bölgenin kendine mahsus bir lezzeti var. Bizim İtalya'dan çok fazla malzememiz var. Ama dünyanın neresine gidersen git İtalyan zeytinyağı, İtalyan sirkesi, İtalyan bilmem nesi diye karşımıza çıkıyor. Bizde nar ekşisi var. Niye tanıtamıyoruz? Mesela biz sadece limon kullanmıyoruz ekşi olarak. En güzel limonlar bizde. Ama bunun ekmeğini İtalyanlar yiyor. Çünkü onlar katma değer koyuyorlar. Limoncellolar yapıyorlar bilmem neler. Limonlu pastalar yapıyorlar. Biz de ağaçtan kopartıp satıyoruz. Mesela bizim biberlerimiz var, kırmızı pul biberlerimiz var. Amerika'nın çok uzak bir şehrine gittiğimde mutfağın içindeki camlarda bir tanesi Urfa biberi yazıyordu. Ne kadar sevindim. Yani Urfa biberinin oraya gelip de o mutfağa girmesi beni sevindirdi. Bunları tanıtmak lazım. Tanımazsanız nasıl gelip alacaklar sizden? O sandviç sahnesi bir yönetmen kandırmacası. Şöyle ki biz oraya helikopterle çıktık zirveye. Biz de dedik ki orada bir yemek yeme sahnesi çekelim. Sandviç yiyelim orada dediler, yaptıralım. Benim de ilk programlarımdan bir tanesi. Yönetmen arkadaşı dedim yaptıralım bir tane küçük bir sandviç orada ben yerim. Abi küçük sandviç görünmez dedi. Bir şöyle ekmeğe yaptıralım dedi, büyük bir ekmeğe. Ulan dedim o nasıl yenir orada dağın başında bir büyük ekmek. Yok yok dedi, görüntü iyi olur dedi. Benim televizyon acemiliğinden faydalanıp bana zirvenin eteğinde yarım metre bir metre karın içinde
O koca ekmeği yedirdiler. Bir de şöyle ye. Olmadı abi tekrar diyor. Hadi ben biraz daha yiyorum. Olmadı abi tekrar diyor. Sonradan öğrendim ki bu tamamen bana oynanmış bir yönetmen oyunu. Tabii gereken cevabı verdi. Bir defa en kötü şey yemeğinizi yalnız yemektir. Bir sohbet olması lazım. Yemek üstüne konuşmanız lazım. Ya da yemek üstüne konuşmasanız da küçük dedikodular yapmanız lazım. Şimdi konuşacak kimse yok. Müziğimi açıyorum. Yemeğimi yiyorum. Bitiyor. Halbuki yemek benim için kutsal bir çabadır ve onun uzayıp gitmesi lazım. Maalesef şansı 40 yıl yaşadıktan sonra şimdi kaybettik. Bir dahaki sefer inşallah. Thank you.